Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu dörtgenler ve çokgenler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri Matematik 10 Dörtgenler Çokgenler 6. sayı testi olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi çalışma defterini çok beğendim, her zaman söylüyorum arkadaşlar. Tüm bu kitapta yer alan tüm sayıların çözümleri arkadaşlar, buraya linkini veriyorum. Bu linke tıkladığınızda oynatma listesi çıkar. O oynatma listesinde tüm testler arkadaşlar, tüm sayılar sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, kazanım kavrama testleri var biliyorsunuz. MEB'in hazırlamış olduğu 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında güncellendi. En güncel hallerini yine buraya linkini koyacağım. Oynatma listesini burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar tekrar testleri var. Yine tekrar testlerinin de arkadaşlar buraya linkini koyarım. Bu linke tıkladığınızda tüm testlerin çözümlerini bulabilirsiniz. Takip eden abonelerim bilir bunu arkadaşlar. Ayrıca kanalımda bu bahsettiğim tüm 10. sınıfa ait fizik testlerinin çözümleri de var. Kazanım kavrama, tekrar testleri ve çalışma defterinin. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Boşluk doldurma testini çözüyoruz. Daha önce eşleştirmeyi de çözmüştük. Evet, vermiş bir dörtgen. CEF doğruları doğrusal, CDE doğru parçası ile CF ışınının sırasıyla ADC ve BCD açıortaylarıdır. Arkadaşlar açıortaylar gördün mü? Hemen şuralara bir AA, BB'yi yerleştir. Hemen. Tamam mı? Çok işine yarar. 80 derece üzerinde ABC açısı, DF açısı da 60 dereceymiş. Bu da üzerinde arkadaşlar. Buna göre X ne kadardır? Şimdi bak, çok hemen çıkıyor ortaya. Nasıl çıkıyor biliyor musun? Ben şu D açısını bilsem, C açısını bilsem, şurayı da biliyorum, X'i bulurum. Çünkü ne biliyorum arkadaşlar? X artı 2 tane A artı 2 tane B artı 80 derece eşittir. Bu bir dörtgen ya. Ben sana gırtlağımı yırttım ya. Hani dedim ya eşleştirmede. Çokgenlerle ilgili arkanı yaslayacağın şey budur. N eksi 2 çarpı 180. Orada çok emek verdik. N eksi 2 çarpı 180. Zaten sen bilirsin. Bütün arkadaşlar dörtgenlerin iç açılar toplamı 360'tır. 4 koyarsan 2 çarpı 180 360 derece. İşte bu olacak. Ya sen A ve B'yi ayrı ayrı bulmak istersin. Keşke bulsak. Ama bulmasan bile bak, iki parantezini alırsın. A artı B olur. Artı 80 derece eşittir 360 derece dersin. Ya dersin ben A ve B'yi ayrı ayrı bulamıyorum ama en azından A artı B'yi bir bilsem. Çünkü bilirsem bak, bu bilinir hale gelir. Bu da biliyorsun, bir denklemde sadece tek bilinmeyen kalıyor. Arkadaşlar buradan da bağırıyor. CDE üçgenine bak. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı, ki kendileri de A artı B'dir, kendilerine komşu olmayan bir dış açıya, ki kendileri de 60 derece olur, ona eşittir. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşittir. Arkadaşlar hayırlı olsun, geçmiş olsun. A artı B bulunmuştur. Bu arkadaş 60'mış. O zaman burası kaçmış? X artı 120'ymiş. Artı 80'miş. Eşittir 360 derece. Artık lafı uzatmıyorum. Burası 200'müş değil mi? Karşıya geçmiş 360. Hadi yazayım. Eksi 200. X kaçmış arkadaşlar? 160 dereceymiş. Bayağı iddialı bir açı değil mi? Neredeyse 180 derece olacakmış. 360'ı bulduk. 360 derece olur. Haydi hayırlı işler. Cevap anahtarına da çaktırmadan baktım, doğrusu. Geldim 2'ye. Yine aynı şeyler. ABCD dörtgen. DEF doğrusal. Görüyorum. DF ışını ve BE sırasıyla ADC ve ABC açılarının açıortaylarıdır. Ne dedik? Hemen AA, BB yapıştır. Hemen. Bak 95 derece. BCD 75 derece. X kaçtır? Yine sevgili arkadaşlar bak, burada bir tane dörtgen görüyorum. Değil mi? Dörtgen. Derim ki 95 artı A artı 2X artı 10
artı B, değil mi? 360 yapacak. Ama işte A ve B'yi ayrı ayrı biliyorum, bulamıyorum. En azından A artı B'yi bulayım. Arkadaşlar bak, A, B, C, D de bir dörtgen değil mi? Evet hocam. O zaman 95 derece artı 75 derece artı 2 tane A artı 2 tane de B. Az önce çözdük. 360 derece olacak. Çünkü bu arkadaş bir dörtgen. Bu durumda şu arkadaş 170 yaptı mı? Yaptı hocam. 2 tane A artı B, parantezini aldım ben burayı. Buranın da 170 olduğunu süper matematik güçlerimle buldum. 170'i karşıya geçirdim de 360 eksi 170 dedim. A artı B kaç olur arkadaşlar? Hadi sizin için onu da yazayım. Şu arkadaş çıkartırsam 190 yapar. Değil mi? 190 bölü 2, yani 95 derece çıkar. Çok garip çıktı değil mi? O da çok garip çıktı. Arkadaşlar şimdi A, B, dikkatimi nereye veririm? A, B, E, D dörtgenine veririm. Buraya baktığımda da şimdi şunu yazarım. 95 artı A artı B, yani 95 artı 2x artı 10. Kaça eşittir? 360 derece. Çünkü bu da başı kel değil. Bunun da arkadaşlar toplamları 360. Şu arkadaş kaç yaptı? 190. 2x artı 10 eşittir. 190 dedik değil mi arkadaşlar? 360'dan 190'ı çıkarsam kaç kalır? 170 derece kalır. Doğru mudur? Doğrudur. 2x eşittir 160, x eşittir 80 derece. Haydi hayırlı işler. Tamam. Güzel. 80'i buradan alır. Aha da işte buraya yazarsın. 80 dereceyi de geldim 3. soruya. Bakalım 3'ün cevabı kaç çıkacak? Çok enteresan. Bekliyoruz. ABC üçgeninde BC noktaları doğrusaldır. AE, BC 7, 9, 11 x olduğuna göre x değeri kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu bir ezber. Şöyle bir ezber. Normalde bu arkadaşın türemiş hali de şudur. Şimdi iki tane birbirini dik kesen şey çizsek, sonra bu arkadaşların da köşelerini şöyle birleştirsek. Hatta şunu biraz garip bir şey yapayım. Uzatayım şöyle. Tamam, şöyle garip bir şey olsun. Heh, şöyle. Sevgili arkadaşlar bu şudur. A, B, C, D bir dörtgen değil mi? Hatta bu şurada söylüyor. Bak 11. de söylüyor. Ben sana bunun özetini, çok da güzel ispatı vardır. İspatını arayan arkadaşlarım için mezun A kazanım kavrama testlerinde dörtgenler videoma baksın. Tamam, dörtgenler. Ayrıca kazanım kavrama testlerine de baksın. Kazanım kavrama testlerinde de 10. sınıf. Tamam mı? Çok detay anlatıyorum neden olduğunu merak edene. Arkadaşlar şöyledir. X, Y, Z, T olsun bu kenarların uzunlukları. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı. X kare artı T kare eşittir Z kare artı Y karedir. Tamam. Hocam bunu niye anlatıyorsun ki? Burada öyle bir şey yok. Arkadaşlar bunu bir an şöyle düşün. Tak 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 şöyle uzatsam. Bak tak tak tak. Bunların ayna görüntüsünü alsam. Şu kadar uzattım. Bak D üssü. Buraya uzattım ayna gibi. Burası X. Burası da 9 olmaz mı Allah aşkına? Evet. Ha bak buna benzedi. Değil mi? Bak bunu D noktasını şuraya göre simetrini aldım. Ayna görüntüsünü aldım. Şurada tak 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 şeylerini çizdim. Tam 9x. Sevgili arkadaşlar bu durumda ne olur? Aha da şu olur. 7'nin karesi artı 9'un karesi eşit olur. 11'in karesi artı x'in karesi olur. Bu arkadaş 49, bu arkadaş 81, bu arkadaş 121, bu arkadaş x kare. X kare bütün bu uğraşlar sonucunda şurası arkadaşlar 130, 121'den çıkartırsan 9 olur. Aa, x kaç olur? 3 olur. Hani başlangıçta demiştim ya 3. sorunun cevabı nedir acaba diye. 3. sorunun cevabı 3'müş arkadaşlar. Aha da işte burada. Anlaştık. Harika. Ya bunu da söyleyeyim hadi ya. İspatı da şu arkadaşlar. Bak şuraya A, B, C, D de buralar dik kesişmek zorunda. Bak x kare nedir?
A kare artı B karedir. Buna da sana ödev veriyorum. X kare A kare artı B karedir. Y kare nedir? B kare artı C karedir. T kare nedir? C kare artı D karedir. Z kare nedir? A kare artı D kare. Şunların karelerinin toplamları, bak, bunların karelerinin toplamıdır. Şunların karelerinin toplamları da işte bunların karelerinin toplamlarıdır. Buradan zaten A kare, B kare, C kare, D kare çıkar. Tamam. İspatı da budur. Çok da güzeldir. Oo, geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda da güzel. ABC dörtgeninde AC ve BD köşegen AK, KC'ye eşit. AK, KC. Bu şu demek. K noktası AC'nin orta noktası. DL de BL'ye eşit. DL de LB'ye eşit. Arkadaşlar bu da şu demek. L noktası DB'nin orta noktası. Harika. AD 6 birim. BC 12 birim. Harika. Buna göre KL uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Bana sorarsanız bu testin en kazık, en zor sorusu bu. Ama çaresiz miyiz? Değiliz. Arkadaşlar 6'yı ve 12'yi kullanacağım. Şimdi dikkatini ADB üçgenine vermeni istiyorum. ADB üçgenine. Arkadaşlar ADB üçgenini öyle bir şey yapalım ki dın dırırın dın dın dın. Öyle, tamam. Arkadaşlar ADB üçgeninde şimdi DB uzunluğum var değil mi? Şu arkadaşı şöyle çeksem, şöyle bir ışın, bak şöyle bir ışın çektim. Ancak bu ışın şu arkadaşa paralel. Tamam mı? Işın derken doğru çizdim. Benim derdim şu. Şuraya bir T noktası diyeyim. Şurada bir T noktası oluşturdum. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar, sen bunu üçgenden de biliyorsun. 9. sınıfta çok kullandın. Ben AD'ye paralel bir D1 doğrusu çektiğimde bu arkadaş DB doğru parçasını iki eşit parçaya bölmüş mü? Bölmüş. O yüzden ben sana özellikle L orta nokta dedim. Arkadaşlar bu kırmızı D1 DB'yi iki eşit parçaya bölüyorsa AB'yi de iki eşit parçaya böler. Yani AT eşittir TB olur. Harika. Bu durumda bak, benzerlik üçgen benzerliğinden şu LT uzunluğunu arkadaşlar, LT uzunluğunu 3 olarak bulursun. Çünkü 1'e 2 oranı var. 1'e 2 oranı, bu arkadaş 3 olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar aynı hikayeyi ben şu 12'yi kullanmak üzere şöyle yapıyorum. Şimdi CB'ye paralel şu K'dan geçecek. Tak 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 tak. Hocam tam da T'yi işaretledim. Nereden bildin T'den geçeceğini? Arkadaşlar şuradan bildim. Bak şu arkadaşla şöyle göstereyim. Şu arkadaş ile bu arkadaş eşit değil mi? Evet hocam. İki eşit parçaya bölmüştüm. Ha, neye bakacağım? ACB üçgenine bak. ACB üçgeninde olsun dikkatin. Ben BC'ye paralel çizdiğim için pat pat pat. Hop pat pat pat. Bu AC'yi iki eşit parçaya bölüyorsa AB'yi de iki eşit parçaya böler. Arkadaşlar hayırlı işler. KT uzunluğu da 6 santim olur. 12'nin yarısı değil mi? Aynı şeyden. 6'ya 3, 12'ye 6 olur. Anlaştık mı? Anlaştık. 6'ya 3, 12'ye şey bulduk. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Peki KL ne kadar olur? Sevgili arkadaşlar, KL en küçük tam sayı değeri diyor, bak. En küçük. Sen burada ne görüyorsun? Bir KLT üçgeni oluşturdun değil mi? KLT üçgeni oluşturdun. Bu arkadaşın alabileceği en küçük açı değeri ne olur arkadaşlar? Bir üçgen oluşturmasa bile en kötü şu olur. KT şu olur. Tamam mı? KT üçgen o. Çünkü sen bunu şu 3, burası 6 birim ya. Şu 3 birim olanı şöyle yapmaya çalışırsın. Hatta şöyle yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Şöyle yapalım. Dur. Şuradan göstereceğim sana. Hop. Alet edevat çıkarmaya çalışıyorum senin için. Ha, şuraya çıkardım. Sevgili arkadaşlar, hatta tam da şunu ortadan kestim.
Bak bu arkadaş şu 6 olsun, şu da 3 santim olsun. Sen burayı en kısa istiyorsun değil mi? Getirirsin, 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 getirirsin. En kısa olsun, en fazla şunu yaparsın. E burada kaç kalır arkadaşlar? İşte şöyle yetiştirdiğinde burası da 3'tür. Aham da burası L miydi? L. KL uzunluğu minimum arkadaşlar 3 santimetre olur yani. Daha da kısa olmaz, elimizde değil. Yani yabancı değilsin. Senin için en fazla yapabileceğim 3. Hani şey olsa dükkan senin. Tamam mı arkadaşlar? En küçük 3 olur bu arkadaş. Neden 3 olacağını da bir dakika ama 3 yapabiliyorum ama şey tabii ki bu durumda 3 olması demek aynı zamanda şuna yol açar arkadaşlar. AD ile BC'nin tam da çakışması anlamına gelir. Ama ben bir üçgen oluşturuyor isem olsa olsa böyle 3 olur ama üçgen oluşturuyor mu? Oluşturmuyor. Demek ki benim üçgen oluşturabilmek için KL uzunluğum en az kaç olur arkadaşlar? Tam sayı olarak 4 olur. Çünkü 3 olduğunda düz bir çizgi oluyor. Tam bir düzgü çizgi olması o zaman bunu dörtgen yapmaz. Değil mi? Dörtgen yapmaz. Bütün bu şeyler AD ile BC pat diye örtüşmüş olur ki o da kabulümüz değil. Anlaştık arkadaşlar. Bir an 3 der gibi olduk ama o 3 de bu sefer üçgen oluşturmuyoruz. Neden 4 olduğu anlaşıldı diye düşünüyorum. Çünkü TKTL üçgen oluşturacak. Ha şöyle de diyebilirsin. KL uzunluğu üçgenlerden biliyorsun ya. 6 artı 3'ten küçük, 6 eksi 3'ten büyük olacak. Böyle bir şey de yazabilirsin. Yani 3 ile 9 arasında olur. Bu da bu kendime yazmışım iyi mi ya? Sağda ekranın dışına yazmışım. KL uzunluğu 6 eksi 3'ten büyük, 6 artı 3'ten küçük olur arkadaşlar. Yani KL 3 ile 9 arasında der, basar gidersin. Geldim 5. soruya. ABC dörtgen, AC ve BD köşegen. Arkadaşlar dediğim gibi bakın 10. sınıf kazanım kavrama testleri, dörtgenler. Bir de mezun A kazanım kavrama testleri var benim. Yine dörtgenler, tamam mı? Burada yine bak burada çok güzel ispatlarım var, onlara bakınız. ACBD köşegen, KLMN bulundukları kenar orta noktaları. Bak şunlar kenar orta noktalar. Çok güzel. Tak 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 tak. Hop hop. Şu arkadaşta, şu arkadaşla aynı. Güzel. KLMN dörtgeninin çevresi 36 santimetre. AC 4 tane AC, 5 tane BD'ymiş arkadaşlar. Bunu nereden hatırlıyorsun? Oran orantıdan hatırlıyorsun. O zaman AC 5K değil mi? BD'de ne kadar olur arkadaşlar? 4K olur. Tamam mı? BD 4K, AC 5K. Tamam. Olduğuna göre AC'nin uzunluğu ne kadardır? Sevgili arkadaşlar, burada da sana hem şurayı göstereceğim. Ha ispatı bak, ispatı burada. Çok güzel ispatlarım var. Ama şey olarak da şurada hatırlıyor muyum? Testinin 12.sinde de anlatıyor, tamam mı? Hatta 13.sinde. Şurada oluşan arkadaşlar orta noktaları birleştirirsem oluşan dörtgen kare olabilir, paralel kenar olabilir ama ML KN'ye eşittir. MN de KL'ye eşittir. Karşılıklı kenarlar birbirlerine eşittir. Ve bunun çevresi arkadaşlar köşegenlerin toplamı kadardır. Bu durumda benim 36 olan çevrem arkadaşlar 36 eşit olur. Şunun çevresi arkadaşlar AC artı BD olur. AC artı BD olur. Yani köşegenlerin toplamı kadar olur. 36 eşittir. AC'ye ne dedim? 5K. BD'ye ne dedim? 4K. Artık sen bunu kendin yaparsın arkadaşım. 9K eşittir 36 ama ben dayanamıyorum. K kaçmış arkadaşlar? 4. K'yı 4 bulduysam bu arkadaş 16'dır. K'yı 4 bulduysam da bu arkadaş
Ahan da 20'dir. Bana neyi sormuştun? AC'yi. Yani 20'yi sormuştun. Okey Tomento. Okey. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İleride çok iyi mühendisler, doktorlar olmanız dileğiyle sağlıcakla kalın.